Sima Belediyesi 1453 rakımda Gölcük Yaylası'ndayız. Gölcük Yaylası Sima Belediyesi tarafından bir süredir işletilmektedir. Sima Belediyesi tarafından Gölcük Yaylası'na değişik yatırımlar yapmak suretiyle Gölcük Yaylamızın Ege bölgesinde, Kütahya'mız içerisinde ve tüm Türkiye'de bir cazibe merkezi olmasını amaçlıyoruz. Gerek Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından, gerek Gençlik Spor Bakanlığımız tarafından ve gerekse Kütahya İl Özel İdaresi tarafından yapılan yatırımların yanı sıra Sima Belediyesi tarafından da bu yatırımlar gözle görülecek şekilde her geçen gün artmaktadır. Amacımız Kütahya'mızda bir cazibe merkezi olan Sima Belediyesi Gölcük Yaylası'nı Ege'de hatta tüm Türkiye'de bir cazibe merkezi haline getirmektir. Yakın zamanda Gölcük Yaylamızda yürüyüş ve bisiklet yolumuzu Sima Belediyesi'nde tamamladık. 1450 rakımlı yüksek irtifada bulunan ve Gölcük Krater Gölü etrafında rotunu tamamlayan bu bisiklet ve yürüyüş yolumuz 3000 metreden oluşmakta. Bisiklet ve yürüyüş yolumuz bu yükseklikte insan eliyle yapılmış. Şu anda Türkiye'nin ilk, tek ve en uzun parkuru olma özelliğinde taşıyor. Bundan kısa bir süre önce açılışını yaptığımız parkurumuzda şu an bisiklet severler, doğa severler, Sima Belediyesi tarafından sağlanan bisiklet kiralama imkanıyla da gölün, doğanın, lavantanın ve çam kokusunun burada keyfini yaşamaktadırlar. Bu yıl Türkiye'de 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle turizm bölgelerindeki artışa paralel olarak Sima Belediyesi Gölcük Yaylası'nda ve Sima Belediyesi Eynel Kaplıcalarında aynı yoğunluk ve artışı bizler de yaşadık. İnsanlarımızın artık pandemi nedeniyle tatil yapma alışkanlıklarındaki var olan değişiklik, doğayla iç içe, kendi içerisinde müstakil olan daha farklı turizm noktalarındaki tatil yapma isteklerinden Sima Belediyesi, Gölcük Yaylası ve Eynel Kaplıcaları da bir süredir olumlu yönde nasibini alıyor ve almaya devam ediyor. Bu bağlamda yurt içinden gelen değişik turistlerimizin yanı sıra bu yıl ilk defa yurt dışından da önemli ölçüde turistin Sima Gölcük Yaylası'nı ve Eynel Kaplıcalı'nı ziyaret ettiğini görmek bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bu tesislerimizin kazandırılmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlarımızın, Kütahya Valimizin, İl Özel İdaremizin, İlgilenmesi Başkanımızın ve Kütahya Milletvekillerimize ben teşekkür ediyorum. Eksiklerimizi hızla tamamlama gayreti içerisindeyiz. Sima Gölcük Yaylası artık önceki kimliğinden farklı bir kimliğe bürünmüş durumda. Burası Ege'nin, Kütahya'nın, hatta tüm Türkiye'nin bir cazibe noktası olacak. Gerek bisiklet ve yürüyüş yollarıyla, gerekse il özel idaremiz tarafından desteklenen Gölcük Taş Konaklarla, gerekse Spor Bakanlığımız tarafından desteklenen kış turizm parkurumuzla ve Sima Belediyesi olarak daha yapacağımız başka yatırımlarla da Sima Belediyesi Gölcük Yaylası'nı ekoturizm açısından Türkiye'nin hatta dünyanın turizm cazibe merkezi haline getireceğiz.